Zonguldak Kömürspor 1-0 öne geçti. Rakip kırmızı kart gördü ama maç 2-1 Ankara Demir lehine bitti. Ne oldu maçta? Ben ilk yarı izledim ama ikinci yarıyı izleyemedim. Sizin görüşlerinizi alayım maçla ilgili. Maçta ne oldu? O maç bizim için 3 puan önemliydi. Bütün işte çalışmalarımızı önce beraberlik, ondan sonra 3 puana şeyini istedik. O takımı işte tanıyorum ben, Ankara'yı. İyi şey çalıştık, analizimizi yaptık ama ilk 40 dakika istediğimizi evet yaptık. Ondan sonra penaltı. Penaltıdan sonra 10 kişi kaldılar. 1-0 öne geçtik. Her şey 10 numara. Hiç problem yok. Son 5 dakika dedik şey yapacağız, baskı yapacağız dedik. Ama maalesef out'a çıkan topu bizim arkadaşımız kornere attı. Kornerden gelen topu da kendi kalemize attık. İçeriye 1-1 girdik. İçeriye 1-1 girdikten sonraki konuşmalarımızda toparlayacağız dedik. Konuştuk. Ondan sonra ikinci yarı şey çıktık oyuna. Bir tane penaltı karşıki takım attı. Ondan sonra biz hemen şey defansa şey üçledik. Forvetimizi aldık. Ama sonuç itibariyle gelen arkadaşlarımız katkı şey yapamadı, veremedi. Hocam bölüyorum ama sesiniz kesik geliyormuş. Seyircilerimizden baya bir yorum gelmiş. Duyuyor musunuz şu anda? Şu anda peki nasıl sesim? İyi mi? Bende bir sıkıntı yok ama seyircilerimizde galiba bir sıkıntı var. Onlar iyi Anladım. derlerse devam edelim. Anladım. Velhasıl o maçı atlattık, yani şey yap, konuşmak istemiyorum çünkü o maç benim için kötü bir maç. Hangi anlamda kötü bir maç? Oyuncu performansı anlamında. Artık karşı iki takımı çok iyi çalışmıştık. İstediklerimizi oyunun belli bir kısmında yaptıklarında çok etkili olduk. Yapmadıklarında ise oyuna karşı takım şey oldu, hakim oldu. Dolayısıyla hani bir takım istediklerimizi niye yapmaz? Niye etmez? Performansını niye ortaya koymaz? O anlamda biraz şey kızgınım açıkçası. Sonuç itibariyle Ankara Demir maçını kaybettik. Artık önümüzdeki maça bakacağız. Hocam, peki Zonguldak Kümürspor'un bu sezonki hedefi playoff mu? Playoff şansınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Zonguldak Kömürspor'un hedefi, ben geldiğimde mesela puan tabelasında 14. evet. Takım arkadaşlarımla konuştuğumda, arkadaşlar dedim, bizim hedefimiz alt taraf mı üst taraf mı? Ben dedim asla alt tarafta konuşulmak istenen bir teknik adam olmak istemiyorum. Karakterim de yani şey değil, bu değil. Ben üst taraflarda konuşulmak isteyen bir takım ve teknik adam olmak istiyorum. Siz de performansınızla üst taraflarda oynayabilecek bir kapasitedesiniz dedim. Her maç öncesi. Ama öyle maçlar oynadık ki hep öne geçtik, berabere bitti veya kaybettik. Yani 2-3 maçı peş peşe kazansak evet playoff'u konuşabilirdik. Ama en son maçı bile kazansaydık biz üst taraflara doğru şey yapacaktık, çıkacaktık. Maalesef kazanamadık. En son maç bende hayal kırıklığı yarattı. Hem futbol anlamında hem futbolcu arkadaşlarım dum anlamında. Dolayısıyla artık biz şey üst tarafı bir kenara artık koyduk. Biz artık toplayacağımız maksimum puanlarla alt taraftan da bir an önce çıkış yapmak istiyoruz. Kurtulmak istiyoruz. Hocam son 6 maçta bir galibiyetiniz var. Yani 2-3 tanesinde galip gelseniz belki potaya çok yakın olacaktınız. Eğer pota Kesinlikle. içinde olmuyorsunuz. Kesinlikle. Bir sonraki maçınız da Sancaktepe'li. İkiniz de Zonguldak'ta 22 puan, Sancaktepe'de 22 puan bildiğim kadarıyla. Ve 11 maçları kazanan bir Sancaktepe var. Sancaktepe maçına nasıl hazırlanıyorsunuz? Maçta ne bekliyorsunuz? Sancaktepe maçına şimdi yarın dün antrenmanımız var. Taktik antrenmanımız. Ondan sonra ter antrenmanımız var. Perşembe günü maç. Artık 3 günde bir oynayacağız maçlarımızı. Dolayısıyla bizim yapacağımız ilk iş karşı iki takımı her yönlü analiz etmek. Analizimizi yaptıktan sonra hemen arkadaşlarımıza anlatacağız. Tabii ki bu maçta da amacımız kesinlikle galibiyet. Yani bu maç hadi şey Ankara Demir tamam eyvallah rakibimiz değildi. Almamız gerekirdi. Alacaktık da elimizden kaçırdık diyelim. Ama yani bu maçı Sancaktepe maçını burada oynayacağız. Evimizde oynayacağız. O maçı burada oynayacağız. Zonguldak'ta oynayacağız. Evimizde oynayacağız. Artık o maçı kaçarı kuçarı yok. O maçı almak zorundayız. Her türlü alacağız. Bununla ilgili evet çalışmalarımız devam ediyor. Analizlerimizi çocuklarla beraber yapıyoruz.
ekibimle beraber konuştuk. Sancaktepe ile ilgili ne yapmamız gerektiğini, nasıl oynayacağımızı biliyoruz. Yarın taktik antrenmanımızda bütün arkadaşlarımıza bunları şey aktaracağız. Artık evimizdeki oynayacağımız maçı muhakkak kazanmak istiyoruz. Hocam stadyumu soruyorlar. Zonguldakspor'a stadyum yapılacak mı? Önümüzdeki sene hazır hale gelecek. Hazır şu anda da biz artık dedik şey oynamayalım orada, şey bozmayalım. Önümüzdeki yıl inşallah ilk maçımız orada oynayacağız stadyumda. Peki. Hocam bir madenle ilgili bir forma yapıldı galiba. Biraz da ondan bahsedeyim diyorum. Şimdi o forma gerçekten bizim için çok önemli, değerli, anlamlı forma. Buradaki işte Grizzo faciasında ölen, rahmetli olan abilerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız, onlar için şey yapılmış, hazırlanmış bir forma. Talep çok, görüyorum, talep çok. İlk defa böyle bir talep oldu. Herkesi bu formadan bir tane bile olsa almaya davet ediyorum. Gerçekten de evimizin bir köşesinde bulunması gereken çok değerli, anlamlı bir forma. O yüzden herkesin bu projeye destek olmasını ve muhakkak kendisine veya arkadaşına muhakkak almasını tavsiye ediyorum. Hocam mevcut stadyumun yenilenmesinden ziyade yeni farklı bir stadyum açılacak mı diyorsunuz seyircilerimiz? Onun için Vali Bey'le bundan 15 gün önce falan konuştuk. Yer belirlenmesi konusunda şu anda hala çalıştıklarını, ayrıca bizim bir tesise ihtiyacımız var. Tesis konusunda da bütün Vali Bey, biz size bir tane tesis yapmak istiyoruz dedi. Dolayısıyla bir şey bakıyoruz, yer bakıyorlar. Yer kararlaştırdıklarında hem Zonguldak Spor'a bir tesis kazandırılacak, hem de butik bir stat yapılma konusunda çalışmalar hala devam ediyor. Ben en son konuştuğumuzda bu şekildeydi. Anladım. Hocam Zonguldak'tayım ben ama Zonguldak'ta yaşamıyorum gerçi ama biliyorum bir spor salonunuz vardı. Hala Evet. var galiba. Var kanka. Spor salonları ne zaman açılıyor diye bir seyircimiz sormuş. Spor salonları kardeşim şöyle, Zonguldak kardeşim kaderi. Zonguldaklısın sen de maalesef. Zonguldak, Vali Bey'le konuştuk. Yani bu konuyu da şey yaptım, konuştum gündeme, şey getirdim. Vali Bey'in dediği şu. Zonguldak bir tarafa, Türkiye bir tarafa. Sayın Valim dedim, yani bir tek bizde kapalı dedim ya salonlar. Dediği oydu, Zonguldak bir tarafa, diğer iller bir tarafa. Bizdeki şey durum kritik dedi. Ama dedim Sayın Valim, işte vakalar şey azaldı. Artık bizde problem yok. Denetleniyoruz. 2 günde bir, 3 günde bir. Hiç olmazsa birebir çalışmalarımızı yapalım. Her şeyi anlattım. Özetlersek dedi ki biz bir kere şey kapattık. Kapatmış bulunduk. Bakanlar Kurulu toplantılarında en ufak bir gevşeme olduğunda muhakkak ilk önce fitness salonlarını açacağım dedi konuşmamızda. En son 15 gün konuştuk. 15 gün önce konuştuğumda. Ben de bunu şöyle planlamıştım. Yani yaklaşık 15 Şubat'ta, yani bugün büyük ihtimal açılır diye düşünmüştüm. Fakat hala bir gelişme olmadı. Gelişme olmadığı gibi şimdi 2,5-3 aydan beri yani arkadaşlarımız, bizler çalışamıyoruz yani. Evet, ekstralarımız var, ekstra çalışıyoruz fakat yani bu şekilde nasıl gidecek, nasıl olacak yani bilmiyorum. Artı tamam, kapatabilirsin. Kapatmakta problem. Kapattım dedin. Zonguldak kapattım. Ama kapattığında ne olacak? Destek ne? Devletin desteği bizlere ne olacak? Kirası, elektriği, suyu, osu, busu, borcu vesaire, yani bütün herkes zor. Zaten ne kötüydü. Şimdi olmazları oynuyoruz. Nasıl olacak? Nasıl gidecek? Nasıl bir çözüm bulacaklar? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Açmadıkları gibi çözüm de yok yani. Evet, kapattık, kapattık. Tamam, kapattım. Yarın diyecekler ki açtık, açtık. Açtık da 2,5-3 aydan beri yani çalışamıyoruz yani bizler. Yani böyle bir şey olabilir mi? Halı sahalar keza, adam yapmış halı sahayı, kredi çekmiş, kapattık. Tamam, kapattık. Fitness salonları bizler, ya bakın, fitness salonları kapattılar ama fitness
Bizleri kapatanlar acaba bir kere fitness salonuna gelmiş midir? Bizim kadar temiz çalışan, hijyene önem veren bir kurum acaba var mıdır? Beden terbiyesi tarafından 2 günde bir denetlenen, o denetlemelerden de hep pozitif, yani bütün denetlemelerde geliyorlar diyorlar ki, evet hocam teşekkür ederiz, çok temiz. 60 küsür tane spor salonu var, bir tanesinde problem yaşanmamıştır. Ve kimse zaten spor salonlarını kalabalık yapmak taraftarı değil. Bizler zaten diyoruz ki az olsun öz olsun. Ve bu pandemide de zaten çok kalabalık olmadık. Saat başı 4-5 kişi oldu yani. Zaten çok kalabalık değildik. Anladım. O onlar da yani bu konu bayağı uzun konu. Tamam, kapattın. Evet devletimizdir, valimizdir. Evet kapattın. Eyvallah, hiç sıkıntı yok. Ama çözüm ne? Kapattıysa bizim hala KDV'miz, vergimiz, oyumuz, buyumuz, kiramı devam ediyor. O zaman yani sen bunlara karşı bir şey yap. Önlem al. Doğru mu? Tabii ki. O da yok. Arkadaşlarımız bize telefon ediyor. Mesaj atıyor. Hocam ne zaman açılacak? Bir an önce başlasın. Sıkıldık, darlan. İnsanların psikolojisi bozuldu. İnsanlar spor yapmalı. Dışarıda yapamıyor insanlar. İnsanlar spor yapmalı. Bağışıklılık diyoruz ki bağışıklılığı şey olsun, kuvvetli olsun bu hastalıkta kurtulmak için. Adam spor yapamıyor ki. Herkes evde yiyip içip yatıyor. Adam Evet. gelsin kardeşim spor yapsın, dengeli beslensin, temiz ortamda şey yapsın, çalışsın. Ama yok abi anlatamıyoruz. Anlatamıyoruz ya. Ya bilmiyorum ya. Anlatamıyoruz. Bu kadar mı acaba anlaşılmazız? Çözemedim şu ya. Bakacağız ya. Bekliyoruz ya. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Ama yani bu işin sonu iyi değil ya. İyi değil. İyiye gitmiyor. Çünkü bu işi yapanlar bizler şey adamlarız, dinamik adamlarız. Anlatabiliyor muyum? İşimizi biz Allah'ına kadar yapıyoruz yani. Dört dörtlük yapıyoruz işimizi. Her anlamda biz böyle pasif oturmaya şey alışkın insanlar değiliz. Ve mesela bu yerlere de kolay gelmedik. Hem eğitimimizi aldık hem hala çalışıyoruz. Ben gece saat 3'lere 4'lere kadar çalışıyorum yani. Fizyoloji, anatomi, antrenman bilimi vesaire vesaire. Yani bunun bir karşılığı olmalı. Nasıl olacak bakacağız ya. Bekliyoruz ya. İnşallah ben şöyle tahmin ediyorum. Mesela büyük ihtimalle Mart'ın birinde açacaklar diye düşünüyorum. Atsalar bile yine diyorum ki buradan o geçmiş dönemin bize dezavantajı, o zararlarını lütfen ödesinler. Artık nasıl ödeyeceklerse. Peki. Hocam, Zonguldak taraftarını ben çok iyi biliyorum. Bir Adliyespor maçı var, bir Çanakkale'deki final var. Birçok maç var yani şu an aklıma geliyor. Zonguldak Spor taraftarı olsaydı, maçlar seyirci oynasaydı bu puandan daha fazlasını toplayabilir miydi Zonguldak Spor? Zonguldak Spor taraftarı tribünde olsa bizim öne geçtiğimiz maçları bizim kaybetme şansımız yoktu. En az 8 puan üzerine koyardık. Zaten bu forma bakın Zonguldak Kömür Spor forması ben o falan diye değil. Bu puanı zaten yapar. Zonguldak Kömür Spor forması bu puanı zaten yapar. Dolayısıyla Zonguldak seyircisi de olsaydı bizim öne geçtiğimiz maçları berabere kaybetme şeyimiz yoktu, lüksümüz yoktu. Niye? Dışarıdan gelen arkadaşlarımız Zonguldak Kemirspor'un büyüklüğünü biz anlatıyoruz ama bir de sahaya çıktıkları zaman o tribünde görmeli onları, hissetmeli. O zaman anlayacaklar biz nasıl büyük bir camiaya top oynuyoruz, hizmet ediyoruz. O zaman anlayacaklar. Biz Evet. anlatıyoruz ama tatlı kalıyor. Anlatabildim mi? Pratikte şey göremiyorlar yani o tribünleri. Ben mesela bizim arkadaşlarımıza diyorum ki arkadaşlar bu ligi iyi bir yerde bitirelim. Siz de inşallah iyi performansla beraber bizle beraber olursunuz önümüzdeki yıl. O zaman görürsünüz o tribünleri. O zaman dersiniz ki ya hocamız bize diyormuş gerçekten burası çok büyük bir camia. Ama şu anda pek kıymetini bilmiyorlar. Biz söylüyoruz. Yine söylemeye devam edeceğiz. Evet Zonguldak Spor gerçekten çok büyük camia. Burada top oynamak isteyen para verip hoca hoca olmak isteyen insanlar var. Öyle büyük büyük bir camiadayız. Ama problemlerimiz, sıkıntılarımız var mı? Tabii ki var. Her kulüpte var. Evet. Ama bakın bizim kulübü kimse kötülemesin. Hangi anlamda? Kulüp değil, bilmem değil. Hayır arkadaşım. Çok güzel bir tesisimiz var. Tesisimiz yeni yapıldı. Yeni yapıldı derken dizayn edildi. Odalarda duşlar vesaire, tuvaletler, 2 kişilik odalar.
Sabah, öğle, akşam yemek. Hiç sıkıntı yok. 10 numara. Kahvaltısından öğle yemeği, akşam yemeği. Sentetik saha diyorlar. Sentetik saha tamam da. Ama yeni yapılmış çok güzel bir sentetik saha. Tertemiz. Dolayısıyla tesisim var. Sahan da var. Evet, maddiyat. Maddiyat her yerde zaten problem. Ama futbolcu imza alıyor. Sezon bittikten sonra gidiyor. Kulüpten alamasa bile federasyondan parasını alıyor. Bu kulüpte hiçbir teknik adamın, hiçbir yardımcının, hiçbir teknik ekibin, hiçbir futbolcunun parası kalmamıştır. Açık ve net konuşuyorum. Ben ikincilikte bu takım 4 yıldan beri, 5 yıldan beri burada da ikincilikte ben bu takımda 4 yıldan beri, 5 yıldan beri bu takımla beraberim. Bu sene teknik sorumluluğu anlamında takımın başındayım. Diğer dönemler atletik performans anlamında şey yapıyordum, çalışıyordum. Bu takımın ben A'dan Z'ye her şeyini biliyorum. Kim ne aldı? Kim ne etti? Kimin parası kaldı? İnanın kimsenin parası kalmadı bu kulüpte. Bu kulüpte kimsenin parası da kalmaz. Bu kulüp hem geçmişiyle hem taraftarıyla hem mesela şu anki yönetimiyle bu kulüp halkın takımı. Hani diyorlar ya şahıs takımı vesaire. Evet, şahıs takımı olabilir. O insanların da bu kulübü çok desteği olmuştur. Evet. Ama şu anda o insanlar diyor ki bizim şu anda katkımız yok maddi açımızdan dolayı. O yüzden diğer kuruluşlar destek olsun, taraftar destek olsun diyorlar. Yani bu şey bir şey, bir kötü bir şey mi? Ben diyorum ki kardeşim, evet takım benim ama 3-4 seneden beri durumum iyi olmadığı için destek olamıyorum. Taraftardan ve diğer kurum ve kuruluşlardan destek bekliyoruz. Herkes gücü ölçüsünde destek olsun. Bunu açık niyetlikle söylüyoruz ama tutturmuş da işte bu kulüp Zonguldak'ın değil, bu kulüp şunun, bu kulüp bunun. Zaten Türkiye'de %60, %70 kulüpler AŞ. Anlatabildim mi? Zaten herkes şirket. Bizimki de AŞ. Dolayısıyla bu kulüp Zonguldak'ın kulübü, bu kulüp halkın kulübü. Ben 24 saat demeyeyim ama günümün çoğunu tesiste geçiriyorum. Herkes tesise gelsin, çayımızı kahvemizi içsin. Görsünler bu kulüp kimin kulübü. Bu kulüp bizim kulüp arkadaşlar. Bu kulüp bizim kulüp. Bu kulüp Zonguldak kulübü. O yüzden herkes rahat olsun. O yüzden herkes zaten destek oluyor. Herkes de destek olmaya devam etsin. Maddi açıdan değil. Maddi açıdan biz zaten kimseden bir şey beklemiyoruz. Gerek yok yani. Boş ver. Artık bu işleri biz geçtik. İnşallah hocam. Ben de buruna çıktığından beri bir kere gelebildim cenazemizden dolayı Zonguldak'a. Bir sonraki gelişimde inşallah denk getirebilirsem bir maça yanınıza geleceğim. Gel kardeşim gel. Gel bekleriz. Tesisimizi gör, sahamızı gör, antrenmanımıza bak. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz, şartlarımızı gör. O zaman mesela daha ne şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Tabii ki. Hocam şimdi şunu soracağım. Zonguldak Kümürspor'la uzun vadeli hedefleriniz veya kariyer anlamda sizin kendi kariyeriniz anlamında uzun vadeli hedefleriniz nelerdir? Zonguldak Kümürspor ne zaman birinci lige geçecek? Bu iki veya üç soru diyeyim. Hepsini bir sormuş olayım. Şimdi ilk önce kariyer anlamında konuşayım. Herkesin bir hedefi var. Hayatta hedef olmayan insandan korkacaksın. Evet, kesinlikle. Dolayısıyla benim de hedefim var. Ekibimin de şeyi var. Hedef var. Ben senelerden beri bu işi yapıyorum. Bu işin şeyindeyim, içerisindeyim. İlk kez bu sene teknik sorumlu olarak devam ediyorum. Daha yeni başlamamıza rağmen 2-3 takımdan şu anda teklif var. Daha yeni başlamamıza rağmen bakın. Çünkü insanlar şunu şey görüyor. Evet. Hoca ekibi bu işi gerçekten istiyor. Gerçekten bu işi benimsiyor. Gerçekten takıma katkıda bulunuyor. Ya ben diyorum abi şey 3'e 4'e kadar çalışıyoruz. Karşıya takılmış analiz yapıyoruz. Antrenman programlaması yapıyoruz. Yapıyoruz. Dolayısıyla bizim kariyer planlarımızda ilk önce Zonguldak Spor'u iyi bir yere getirmek var. Ondan sonra tabii ki Allah ne işi yapar, nasip eder. İnşallah en iyi yerlerde oluruz diyelim. Ama bu futbol camiası biraz tuhaf bir camia. Her camia olduğu gibi. Biraz tuhaf derken nasıl bir tuhaf?
İlla seni alıp bir yerden bir yere getirecekler. İşin içerisinde başka işler oluyor, siyaset oluyor, işte bir şeyler oluyor. Ama biz eğitimimizle, bilgi becerimizle, farkımızla inşallah bir yerlere geliriz. Mesela Zonguldak spor konusuna gelince, Zonguldak spor ne zaman üstlüklere çıkar? Arkadaşlar, Zonguldak sporu üstlüğe çıkması için ilk önce evet tesisimiz olacak. Yani bize ait bir tesis. Şu anda bir tesisimiz var. İyi bir tesisimiz var. Ama o tesis bizim değil. O tesis TTK'nın tesisi. Biz onlara kira veriyoruz. Oynadığımız saha gençlik sporunun sahası. Biz onlara kira veriyoruz. Antrenman yaptığımız saha, evet, gençlik merkezinin sahası. Biz de antrenman yapmak için kullandırıyorlar. Dolayısıyla bizim ne zaman kendimize ait tesisimiz, ne zaman kendimize ait antrenman şeyimiz, yerimiz çim olur. Ondan sonra zaten Zonguldaklı çocuklarla, Türkiye'deki yetenekli çocuklarla beraber, genç arkadaşlarımızla beraber onları 4-5 tane kaliteli, tecrübeli topçularla birleştirdiğimizde bu Zonguldak spor hiç paraya da çok ihtiyacı olmaz. Hemen işi bitirir. Bakın çok net söylüyorum. Zaten vali beyle de konuştuğumda, sayın valim dedim, bizim dedim önümüzdeki seneki hedefimiz Zonguldak'taki ve Türkiye'de ne kadar yetenekli genç varsa onları buraya davet etmek, Zonguldak'a davet etmek. Sadece bir gün değil, 15 gün, bir gün antrenman, bir gün maç, bir gün antrenman, bir gün maç olmak koşulu ile 15 gün bu arkadaşlarımızı 7-8 tane hoca ekibimizle beraber deneyeceğiz. Denedikten sonra bu arkadaşlarımızdan 5-6 tane genci ilk 11'de oynayacak seviyede hazırlayacağız. Daha sonra 5-6 tane de tecrübeli oyuncuyla beraber biz bu işi getireceğiz. Bizim bir tek kurtuluşumuz zaten bu. Biz 15 gün boyunca bu arkadaşlarımıza sabah, öğle, akşam yemeğini, yatacak yerini temin edeceğiz. Ve dedim sayın valim, Zonguldak spora destek olmayan birisi mi var? Diyelim ki atıyorum Çates destek olmak istiyor. Bize gelip bedava para vermeyecek. Kimse kimseye bedava bir şey vermeyecek. Öyle bir dünya yok. Gelecek o 5-6 tane gençten, diyelim ki Ahmet. Ahmet'e sponsor olacak. Diyecek ki ben Ahmet'in geleceğine, performansına güveniyorum. Ben buna sponsor oluyorum. %20 hakkı benimdir. Atıyorum verecek bir milyon neyse adı. Ama Ahmet'in %20 transfer hakkına sahip olacak. Ahmet Fenerbahçe'ye mi gitti? Valencia'ya mı gitti? Nereye gitse gitti. Ne transfer yapıyorsa %20 hakkı bu kurum veya kişinin olacak. Dolayısıyla biz kimseden bu kulüp bedava para istemeyecek. Anlaşılabildi mi? Yani Evet. kim kulübe destek sağlıyorsa maddi destek illaki karşılığını görmeli. Yok ben para verdim, çekil kenara değil. Hayır kardeşim, sen para verdiysen bunun karşılığını alacaksın. Hangi anlamda şey alacaksın? Hem manevi anlamda alacaksın. Hem tribüne geldiği zaman en güzel yerde oturacaksın. En güzel şekilde karşılanacaksın. Anlatabildim mi? Velhasıl herkes ne kadar katkı sağlıyorsa o katkının karşılığını muhakkak maddi, manevi alacak, almak zorunda. Dolayısıyla bu takım dediğim gibi hepimizin takımı, kimse Zonguldak Spor'u karşılıksız bir şey zaten vermesin. Benim de arkadaşlarım geliyor, takıma destek veriyor. Mangal veriyor, onu veriyor, bunu yapıyorlar falan parti. Ben de diyorum ki gelin kardeşim, reklamınız olsun. Gazetecileri çağırıyorum. Siz de evet bize katkı sağlıyorsunuz. Bizim de Zonguldak Spor adına diyelim ki arkadaşlarımız bize katkı sağlıyor. Bir de sizin şeyiniz yapalım, reklamınızı yapalım. Biz de karşılığını bu şekilde alalım. Doğru mu? Dolayısıyla bu işler bu şekilde gitmeli. Yoksa Ahmet bize şey oldu, destek oldu, Mehmet bize destek oldu ama karşılığı var mı? Yok, o olmaz. Zonguldak Kömürspor tabii Zonguldak Spor olarak değişti. Zonguldak Kömürspor oldu ama şehrin büyüklerinden hiç mi destek gelmiyor Zonguldak Kömürspor'a? Kardeşim gelmiyor ya. Gelmiyor, net. Peki belediye ile ilişkiniz nasıl hocam? Belediye başkanı evet destek oluyor. Destek oluyor, olmaya çalışıyor.
O da mesela gücü ölçüsünde diyeyim. Anladım. Peki grubumuzdaki şampiyon muhtemelen Manisa olacak ama Manisa dışında sizce hangi takımlar gruptan çıkabilir? Sizin görüşleriniz nelerdir? Şimdi evet, Manisa bu grubun üstünde bir takım, iyi bir takım gerçekten de. Çorum iyi transferler yaptı. Mesela playoff'a kendini atarsa içeriye, mesela çok işler yapacağını şey düşünüyorum Çorum'un. Ama mesela Manisa şey yapar, direkt çıkar diye tahmin ediyorum. Mesela Sarıyer olabilir. Kocaeli iyi transferler yaptı. Kocaeli olabilir. Keşke biz olabiliriz deseydik de artık önümüzdeki seneye kaldı. İnşallah hocam. Belli de olmaz. İnşallah, inşallah Allah bilir. Peki, hakemlerden memnun musunuz hocam? Hakemleri pek beğenmiyoruz ama genel olarak. Hakemler, ben size söyleyeyim ya. İnan, ya iyi değiller ya. Her iki takım için de iyi değiller yani. Yani sadece şey değil yani, biz onlar değil. Her iki takım için de iyi değiller hakemler. Karşı teknik adamlarla da şey konuşuyoruz. Ya maalesef yani. Ya çok mu korkuyorlar? Bence beceriksizlikten. Ama şunu şey diyemem. Yani mesela bir takım için kayırıyorlar diyemem. Kayırmıyorlar. Sadece biraz şeyler ya, beceriksizler diyeyim ya. İyi değiller yani. Anladım. Zaten genelde suçlu bir hakem olur ya da hoca olur. Biraz da o konudan değinelim. Sürekli bu hoca değişikliklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ben bu konuda biraz sistemkarım. Sürekli bu değişikliklerini pek doğru bulmuyorum. Bunun sebebi de mesela bir teknik direktör 3. takımı çalıştırmıyor bir sene ama kulüpler istediği kadar hoca değiştirebiliyor. Tam tersi bir kural da olsa bence bu teknik direktör kıyımlarda olmaz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle, Türkiye'de hoca bolluğu çok. Kulüp sayısı az, her taraf hoca. Mesela üst takımlarda, iyi takımlarda teknik adam takımı aldığı zaman bırakmıyor. Anlatabildim mi? Yani niye bırakmıyor? İş bulamayacağım korkusu. İnanın şu anda Zonguldakspor'a para verip hocalık yapmak isteyen kişiler var. Bakın. Doğrudur. Para verip hocalık yapmayan kişiler var. Hangi aklı şeyse, hizmetse yani. Anlatabiliyor muyum? Adam diyor ki ben geleyim Zonguldakspor'da 2 ay, 3 ay gücüm ölçüsünde ne kadar bana şans verilirse yapayım. Ya diyeyim ki önümüzdeki sene için ben Zonguldakspor'da çalıştım diyeyim, ben buradan başka bir takıma gideyim. Yani burayı hani basamak olarak kullanmak istiyorum. Şimdi Türkiye'de baktığımızda bu işler hep siyaset biraz da. Yukarıdan biri diyor ki barış olmasın diyor. Ahmet olsun diyor. Ya diyor ki o kulüpte ya sayın işte bilmem neyim bakanım, vekilim her neyse. Ama diyor mesela Barış'ın eğitimi, bilgisi, becerisi daha iyi falan. Ya diyor sen boş ver diyor. Ahmet olsun. Eğer diyor Ahmet olursa diyor ben sana diyor şey destek olacağım diyor. Sponsor bulacağım diyor. Onu duyan yönetici hemen Barış'ı diskalifiye ediyor. Ahmet gelsin diyor. Ahmet de tabii şey vasıfsız. Arkadaşımız geliyor. 3 hafta sonra hemen paket oluyor. Niye? Yani görüyorlar antrenmanda olsun, maçta olsun. Adam bir şey yapamıyor, veremiyor. Dolayısıyla Barış gidiyor, Ahmet gidiyor, Ahmet gidiyor, şey Mehmet geliyor. Problemler Türk futbolunda çok. Dolayısıyla teknik adamla en az 2,5-3 yıl devamlı şey çalışılmalı. En az. Şimdi ben bu takımla beraber sezon başından beri beraber olsaydım benim nereden baksan en az 12 puan daha yukarıda olurdum. O zaman evet playoff derdim ben size. Sezon başından beri beraber olsaydım. Niye? Benim istediğim, benim arzuladığım oyuncu kalitesiyle beraber performansı artı antrenmanlarla beraber takımı nasıl oynatacağımı ben biliyorum. Karşı iki takımı yerdim yer. Anlatabiliyor muyum? Şimdi öyle bir topluluk kurardım. Atletik, performansı yüksek.
Topu çok iyi bilmesine gerek yok. Biz öğretiriz ona topu nasıl oynanacağını, nereye pas atacağını. Onu biz öğretiriz. Yeter ki atletik olsun. Akıllı olsun her şeyden önce. Algısı açık olsun. Öyle bir ekip kurardım. İnşallah önümüzdeki sene gücümüz yeterse, nefesimiz yeterse, iyi şeyler yaparsak, önümüzdeki sene de kalırsak, o zaman benim zaten bu kulüp ikinci ligde hiç playoff'a çıkmadı. Hiç kendimizi ilk beşte göremedik. İnşallah önümüzdeki sene bunu başarırız. İnşallah. Hocam bir seyirci sorusu alacağım. Bu altyapı seçmeyle ilgili yabancılar da katılabiliyor mu demiş. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Hiç sıkıntı yok. Herkes katılabilir. Herkes. Irkı, dini ne olursa olsun problem yok. Yeter ki gelsin ne biliriz olsun. Peki. Hocam eklemek istediğiniz bir şey yoksa yayınımızın sonuna geldik. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ederim. Kaliteli bir yayın. Az şey konuştuğumuz gibi az oldu, öz oldu. Zonguldak'a geldiğin zaman muhakkak bekliyorum. Tabii ki hocam. Zonguldak Spor evet emekçi. Zonguldak Spor'da insanlar parayı kolay kazanmıyor. Zonguldak'ta tek temsil eden takım kişiler bizleriz. Zonguldak Spor taraftarı, Zonguldak Spor halkı hiç merak etmesin. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz, dinliyoruz. İnşallah bu takım iyi yerlere gelecek ama onların desteğini muhakkak yanımızda görmek istiyoruz. Takımımızın performansını artırmak için de elimizden gelen bütün her şeyi yapıyoruz. Bize destek olsunlar. Yanımızda olsunlar. Ha eleştirsinler. Onda hiç problem yok. Biz gerekeni sahada her zaman yapmak için var gücümüzle uğraşıyoruz. Bizim olduğumuz yerde pes etmek olmaz. Bizim olduğumuz yerde hile, hurda, adaletsizlik olmaz. Biz çalışacağız. Takdir Allah'tan. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Hocam son bir sürpriz olsun o zaman. Bir seyircimiz doğum gününüzü kutlamış. 2 gün sonra doğum gününüz galiba. Geçti evet 13 Şubat doğum günümdü. Evet, takım 13 arkadaşlarımı Şubat'ıydı. kutladı. Allah razı olsun herkesten. Peki. Hocam çok teşekkür ederim beğenimize katıldığınız için. Yok Başarılar diliyorum. yayınımıza katılan bütün arkadaşlara ben teşekkür ediyorum. Evet, sevgili. Arkaya okudum şu mesajlarını. Herkese çok çok selamlar. Muhakkak onları tesisimize bekliyoruz. Salonlar da arkadaşlar inşallah en kısa zamanda açılır. Onun için muhakkak mücadelemize devam edeceğiz fitness salonları için. Fitness salonları için de bütün Zonguldak Spor Camiası'ndan da destek bekliyoruz. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Büyüklerimiz de inşallah buradan birileri vasıtasıyla bizi duyarlar. Artık şu salonları açın. İnsanlar da şey yapsın, rahatlasın. Bizler de rahatlayalım. Peki hocam. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Ben Kendinize iyi teşekkür bakın. ederim. Herkese Allah'a emanet. Sağ olasın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, bugün konuğumuz Zonguldak Kümürspor Teknik Direktörü Barış Şeref'ti. 2 kere yayından düştü ama bence güzel bir yayın oldu buna rağmen. Yayınımıza katılan herkese teşekkür ediyorum. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yarışmalarımız, çekilişlerimiz devam ediyor. Yine programlarımız tamamını orada izleyebileceksiniz. İyi akşamlar.